Efendim, esnafa KOSGEB tarafından verilecek 5 milyar liralık bütçeli yeni destek programına başvurular bugün başladı. Peki koşullar ne? Hangi işletmeye ne kadar destek verilecek? Bunun detaylarını almak için Ankara'ya döneceğiz. Gülşen Coşkun var karşımızda. Gülşen. Uğur, genel çerçevesi şöyle aslında, bunun bir altını çizmek gerekiyor. Gelir kaybına uğramış ama istihdamını koruyanlara yönelik olarak bir destek bu. İmalat sektörünü kapsayan bir destek. Bir de teknoloji tabanlı startuplara yönelik bir destek. Şimdi tek tek detaylara bakalım istersen. 5 milyar lira genel bütçe demiştik. Kime ne kadar verilecek? Şimdi onları ekranlara getireceğiz. Şöyle ki, gelir kaybına uğrayan, az önce de söylediğim gibi, ama istihdamını koruyan imalat sektörüne, mikro ve küçük ölçekli işletmelere yönelik bir destek bu. Mikro işletmeler 30, küçük işletmelerse 75 bin liraya kadar kredi alabilecek. Rakamlar böyle. Ayrılan kaynağa bakıldığında 3 yıl geri ödemesiz olacak ve faizsiz olarak tahsil edilecek. Bunlar eşit taksitler şeklinde olacak. Yani 2024'ten sonra ödemeleri başlamış olacak. 3 Mayıs'tan, yani bugünden itibaren artık başvurular başladı ve E-Devlet üzerinden başvurular yapılabilecek. Şöyle ki, KOSGEB'in internet sayfasına girilebilir. Orada yönlendiriyor sayfa zaten bu başvurulara yönelik olarak. Daha sonra o sayfaya girildikten sonra E-Devlet'e yönlendiriliyor başvuru yapacak olanlar. Bunun da altını çizelim. Teknoloji tabanlı startuplar demiştik. Buraya ayrı bir parantez açmak gerekiyor. Çünkü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank şunun altını çizdi. İlave bir destek var teknoloji tabanlı startuplara yönelik olarak. Onlara da 25 bin liraya kadar ilave destek sağlayacağız dedi. Ve bir diğer parantez yine bu sektöre ilişkin olarak, o da şu ki, onlarda bu gelir kaybı konusu da sorulmayacak. Direkt ilave destek verilebiliyor. Öngörülerse şöyle, 130 bin işletmenin bu programdan yararlanacağı öngörülüyor. Başvurular bugün başlıyor dedik. 21 Mayıs'a kadar devam edecek ve hedefse Haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak.